kaydına muvaffak olamadı. Hadi oğlum, hadi yap şortanı. Ah be! Çok iyi, son 10 dakika. İddia oynadı. Eğer tutarsa sana yaptığım masajın ödülü olarak 2 hafta nikah şekeri yaptırmayacağım. Sağ ol dayı. Akrabalar bugünler içindir. Biraz da şu tarafa bastır bakayım. Hadi Ricardinho, hadi oğlum, hadi, hadi! Kız, kapıya bak. Peki dayı. Çabuk ol. Hadi oğlum be, hadi! Aslı yenge. Çekil, çekil, çekil. Hoş geldiniz aslanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kızların durumu iyi mi diye bir bakmaya geldim. Bunlar gayet iyi görünüyorlar. Bana bakın Baskın Bey. Bunların yemeklerini biraz kesin canım. Bu ne böyle şişmişler, inek gibi olmuşlar. Emredersiniz aslanım. Sonra fazla ders çalışmalarına falan da izin vermeyin. Okuyup da başımıza alim kesilmesinler değil mi? Siz nasıl isterseniz aslanım. Kızlar bir şikayetiniz var mı? Hayatınızdan memnun musunuz? Biz... Memnun olduğunuza çok sevindim. Canım benim, canım. Kıvılcım. Kızım hadi vedalaş da gidelim artık bu pis yerden, mikrop falan kapmadan. Size kolay gelsin kızlar. Ay canım benim, uyumlu kızım benim. Hadi biz kaçıyoruz, sizin çok işiniz vardır. Kolay gelsin kızlar. Ne zaman bir isteğiniz olsa hep yanınızdayım efendim. Tamam, tamam. İyi tamam. Günler. Ay, iyi günler. İyi günler. Bakmayın öyle aval aval. Hadi işinizin başına. Nazlı sen de bul aşağı. Şöyle bir keyifli maç izletmediniz adama. Kimmiş gelen? Aslı Hanım. Ne istiyormuş? Kızları kontrole gelmiş. Aman. Ne bakıyorsunuz öyle aval aval? Hadi işinizin başına. Ben böyle mi öğrettim size ya? Of ya nasıl öğreneceksiniz bilmiyorum. Niye gülüyorsunuz öyle? Hadi oğlum, hadi. Ne zaman bitecek bunlar? Çok ağır çalışıyorsunuz çocuklar. Hadi. Ne bakıyorsunuz öyle aval aval? Hadi. Hadi bir şut çek. Ya, bir şut da tutsun ya. Doldum be ya. Tam sırası. İmtihan ediyorsun ya. Şimdi sıra bende. Bütün bunları kızlar yaptı Baskın. Büyücü bunlar Baskın gözlerimle gördüm. Ekrem'cim. Kızların evdeki yokluğu çok hissediliyor. Ev bomboş sanki. İncin top oynuyor canım. Çocukların cıvıltısını özlüyor insan. Evet. Acaba hata mı ettik bu çocukları vermekle biz? Yani düşünmeden edemiyorum. İnsan alışıyor Aslı. Akşam yemeğinde sofra ne kadar sessizdi. Ya ama belki de Kıvılcım'a kardeş yapma zamanı gelmiştir de geçiyordur bile. Ha? Ha. Allah Allah. Kim bu saatte bu? Ne bileyim densiz.
Bey. Kusura bakmayın Ekrem Bey. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Gelin gelin içeri gelin. Hayır girmeyelim. Biz işimizi halledip gidelim. Bunlar bizim öz yeğenlerimiz değillermiş Ekrem Bey. Ne? Bunlar sizin akrabalarınız değil mi yani? Canlarım benim, geçin şöyle geçin. Geçin geçin. Aslıcığım bir dakika, beyefendi bir açıklama yapıyor. Ekremciğim ne açıklaması? Polis çağırmadan defolun gidin çabuk buradan, defolun. Canlarım benim. O canavarlar size bir şey yapmadı değil mi? Sonunda geri dönebildiniz ya. Ah o kadar mutluyum ki. Çok özlemişim sizi. Affındık Baren beni. Ne kadar hata etmişiz iyice tetkik etmeden çocukları vermekle. Neyse ki sağ salim geri döndüler. Ya Allah'tan sağ salim geri döndüler. Size söylediğim gibi kızlar, iyilik daima kazanır. Beni al kollarına, kucağında okşa beni. Ninniler söyle bana. Anneciğim, babacığım, hani siz beni bırakıp hiçbir yere gitmezdiniz? Hani hep yanımda olacaktınız? Anneler babalar sözünü tutar. Biliyorum bir gün şu kapı açılacak. Anne, baba. Nazlıcığım ne oldu canım? Nazlı, iyi misin? Ben annemle babamı özledim. Geri dönsünler artık. Niye geri dönmüyorlar? Canım kardeşim benim. Annem bana söz vermişti. Bizi hiç yalnız bırakmayacaktı. Niye sözünü tutmadı? Tutar tabii Nazlıcığım. Tutar elbet ama... Ama ne? Niye yanımızda değiller o zaman? Selam kızlar. Ah, merhaba Selena. Ne oluyor burada? Yani niye böyle hepinizin gözleri dolu dolu, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Sadece Nazlı anne ve babamızın ölümünü kabullenemiyor da. Selena, annem babam ölmedi. Geri gelecekler değil mi? Nazlıcığım, gel bakalım. Hoppa. Bak Nazlıcığım, annenin ve babanın seçme şansı olsaydı eminim her zaman yanında olmak isterlerdi. Hem sizin anne ve babanızı göremiyor olmanız onların da sizi göremeyeceği anlamına gelmez. Nasıl ya? Eminim anne ve babanız şu anda oldukları yerden sizleri izliyorlar ve bu kadar akıllı, bu kadar iyi 3 tane kız yetiştirdikleri için kendileriyle gurur duyuyorlar. Gerçekten mi? Tabii ki. Hem sen anne ve babanın seni ağlarken görüp üzülmesini istemezsin değil mi? Hayır. O zaman gözyaşlarımızı silelim. Bakayım. Biraz da gülelim o zaman. Hı? Gülmekte zorlanıyor musun? Ben sana yardım edeyim o zaman. Hı? Ne dersin? Senin cephe. Sen kendine bakar mısın bile Leyla? Nasıl oldu ablaların, komikler değil mi? Evet. Haksızlık ama ya. Sen neden palyaço olmadın Selena? Evet Selena, sen de palyaço ol. Evet evet olsun. Peki olalım o zaman. Gel bakalım. Bekle. Oluyorum. Denerim. Nasıl olmuşum? Çok komik. Selena, bırak öğretmen seni böyle görmesin. Karizma gider ona göre. Bana bakın. Ne için konuşmak öyle? Gelin bakayım buraya. Nazlı'nın öyle gülmek yok orada. Gel bakalım. Selena, Selena. Efendim.
gökyüzünde görürsem onları çok özleyeceğimi ve bir daha alamayacağımı söyler misin? Söylerim tabii ki. Hayatım sen de duydun ama kulaklarınla değil mi? Evet. En pahalısından istiyorum dedim şekerim. Peki onlar ne yaptı? Yılan derisi istiyorum dedi, biber dolması gibi bir şey çıkarıp verdiler bana canım. Ay evet. Ay bir şey değil, insanı para harcatmaktan soğutuyorlar. Zaten okulu bırakıp gelmişim. Ay Aslı'cığım, bu arada güzel elbiseler için çok teşekkür ederim. Kolye için de, gibi de çanta için. Canım, hepsi çok yakıştı. Güle güle giy Fitnoş'cum. Mersi. De, o aldığın düpeyi sicicime simmedi, değiştirelim. Ya yani değiştiririz canım, değiştiririz. Zeficiğim! Nerede kaldın? Daha bir sürü şey alacağız canım. Geldim. Efendim geldim, geldim. Ay Fitnoş'cum, o mücevhercideki kolye var ya, böyle nohut gibi elmasları vardı. Aklım kaldı. Alsaydın keşke. Ay keşke. Hadi çabuk ol, çabuk. Başla. Sus, cevap verme. Zaten sabahtan beri de karı sularmış ayaklarımızda. Kolay mı? Bir de şoför olacaksın değil mi Zülfikar? Ha? İki dakika bekleyemedin bizi mağazanın önünde, yürüttün buraya kadar. Efendim kusura bakmayın ama sizi beklerken aynı zamanda poşetlerinizi taşıyamazdım. Kes sesini, rencide ederim seni. Yavaş, yavaş. Onlara servet ödedim ben. Yavaş koy, servet ödedi. Başüstüne efendim. Nereye gidiyoruz? Önce Fitnat Hanım'ı okula bırakacağız. Daha sonra da ben Kıvılcım'a şöyle 1 milyarlık falan bir kolye alayım diyorum. Ay, canım kızım benim. Çok seviyorum onu Fitnoş'cum. Bilmez miyim? Ya, ay iyi ki doğurmuşum vallahi. Ölürüm ben onun için. Yani her şeyimi veririm o istesin. Ne bakıyorsun öyle? Ay bu da laf dinliyor. Yürü. Buyurun. İşte yeni hedefimiz. Plakasını aldım abi. Güzel. Önce takip edip nerede oturduklarını bulacağız. Ondan sonra o çok sevdikleri kızı ziyaret edeceğiz. Sonrası kolay. Atla. Hadi abi o zaman. Hoş geldiniz çocuklar. Sen de hoş geldin Selin Hanım. Hoş bulduk Burak Bey. Sizleri çok merak ettim çocuklar. Bence en çok seni merak ettim. Sahi dün neredeydiniz? Neyse, öğretmenimizin derse yetişmemiz lazım. Selena size anlatır. Çocukluk böyle bir şey işte. Ya? Ya? Olduğuna göre olsa gerek. Gel. Merhaba küçük kız. Merhaba. Siz kimsiniz? Yabancılarla konuşmam yasak da. Biz yabancı değiliz. Bizi annen gönderdi. Seni annene götürmemizi ister misin? Hem de çok isterim. Hadi gel, anneni bekletmeyelim o zaman. Gel. Olur, siz çok iyi insansınız.
yandım Zühtü. Aslı Hanım, sofra hazır, buyurun. Ne bağırıyorsun, duyduk. Kıvılcım, bir tanecim üzüm gezdim, gel hadi sofra hazır. Ne var yemekte? Nefis yaprak sarma yaptım, afiyetle yersiniz. Yaprak sarma mı? İğrenç. Ama geçen gün pek bir severek yemiştiniz Kıvılcım Hanım. Aman, yanlışlıkla sevmişimdir ben. Ben pizza yemek istiyorum. Pizza mı? Pizza nereden çıktı şimdi güzel kızım? Bak ne güzel sofra hazır. Pizzayı ben sana sonra alırım, tamam mı? Selin, Leyla, Nazlı, sofra hazır. Müstesna, sen ne yapıyorsun? Kızları yemeğe çağırıyorum Aslı Hanım. Aa, dur bakalım. Önce bir biz yiyelim değil mi? Eğer artarsa mutfakta bir köşede verirsin canım. Ama Aslı Hanım olur. Affedersiniz Aslı Hanım. Ben söylerim kızlara, mutfakta şey derler. Neyse neyse. Bırakalım bugünlük burada yesinler. Sonra amcalarına falan şikayet ederler. Hiç uğraşamam. Oo, Müstesna teyze yaprak sarma yapmışsın. Nefis görünüyor. Yalakalar ne olacak? Nazlı nerede kaldı? Bahçede oynuyordu. Ben gidip bir bakayım. Hadi çağır. Müstesna, yanıkları varsa onlardan koy şu kızlara. Nazlı. Hadi ablacığım, yemek yiyeceğiz. Oyuncakları da burada. Nazlı. Yine ölçüyü kaçırdı bu kadın. Söyle ona az koysun. Müstesna, sen ne yaptığını farkında mısın? Şu kadarcık çocuk 4 tane dolmayı ne yapacak? 2 taneyle doyar. Yeter, koy. Selin, Nazlı yok. Nasıl? Ne demek yavrum yok? Yok işte Müstesna teyze. Bahçeye falan iyice baktın mı? Evet, her tarafa baktım. Aa. Böcek yuvalarına da baktın mı? Aman canım, yani ufacık çocuk saklanmıştır bir yerlere, çıkar gelir birazdan. Otur yemeğini yesen, hadi canım. Oyuncakları bahçede ama kendisi yok Aslı yenge. Yenge mi? Yenge mi? 50 defa söyledim sana, yenge demeyeceksin bana. Aslı Hanım, Aslı Hanım. Odanızda filan olmasın? Yok, olamaz. Biz oradan geliyoruz. Ben bir daha yukarı bakayım. Nazlı! Umarım benim odama girmek gibi bir hata yapmamıştır. Hayır ya, bahçedeydi diyorum, anlamıyor musunuz? Hay Allah! Şimdi durduk yerde bu çocuk kaybolup başımıza iş açmasın. Al işte. Hayır, bir şey değil. Sonra Ekrem geliyor, bana köpürüyor canım. Nazlı! Neredesin kız? Çık bakayım ortaya. Nazlı! Çık evladım, nereye saklandıysan hadi. Uğraştırma bizi. Bak hiç yapmadığım bir şey yapacağım, kızacağım. Hadi çık canım. Yok! Yukarıda da yok. Ya çıldıracağım. Nerede bu kız? Ah, Ekrem arıyor. Çabuk ver. Kız da belli etmeyin. Sakın boşu boşuna telaşa vermeyelim adamı. Tamam mı? Alo. Alo, Aslı Aykan'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. Bana bakın Aslı Hanım. Beni iyi dinleyin. Kızınız elimizde. Eğer isteyeceğimiz fidyeyi vermezseniz onu bir daha göremezsiniz. Beyefendi, çok etkileyici konuşuyorsunuz ama boşuna konuşuyorsunuz. Çünkü benim kızım karşımda. Ya herhalde siz yanlış aradınız. Canım, bizim de kendimize göre 1000 tane derdimiz var. Hadi güle güle, güle güle. Ne oldu Aslı Hanım? Kimmiş arayan? Aman, manyağın teki. Yok, kızınız elimizde. Yok, fidye vermezseniz bir daha sağa göremezsiniz. Zırvaladı durdu. Hayır, Kıvılcım karşımda olmasa yüreğime inerdi vallahi. Olamaz, Nazlı o. Ne Nazlı? Ya telefondaki adamlar Nazlı'yı kaçırmış. Ah, olur mu canım öyle şey? Kızınızı kaçırdım dedi Kıvılcım karşımda. Nasıl yenge, anlasana işte ya. Kıvılcım zannedim Nazlı'yı kaçırmışlar. Aslı Hanım diyeceksin. Ay, ya ne yapacağız şimdi? Üzülmeyin hemen öyle. Elbet bulunur bir çaresi. Telefonu da kapattın suratına. Ya Nazlı'ya bir şey yaparlarsa? Aa, bir de bana hesap mı soruyorsun sen bakayım? Ne bileyim ben canım? Yanlış numara zannettim, kapattım. Allah Allah. Ay, Ekrem'e ne diyeceğim şimdi ben? Polisi mi arasak, ne yapsak? Durun, telefon yine çalıyor. Belki arayan odandır. Alo. Alo. Bana bak, bize numara yapmaya kalkma, tamam mı? O manyak. Alo.
beyefendi, demin bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Ben size onu açıklayayım diyorum. O sizi kaçırdığınız kız var ya, o benim kocamın yeğeni oluyor. Annesi babası öldü. Üç kız kardeşi aldık, evimizde öyle besliyoruz yani. Ya? Ne? Neden bahsediyorsun sen? Şişt, çocuğum! Aslı Hanım, senin neyin oluyor? Yengem. Allah kahretsin. Alo. Alo. Beyefendi, belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Ya o kaçırdığınız kız benim kocamın yeğeni. Ay benim kocam da yeğenlerini çok sever. Şimdi kaçırıldı da falan duyarsa çok üzülür. Getirin çocuğu, konu kapansın. Ne? Çok mu sever? Ya hani tabii. Siz getirin çocuğu. Ben sizin masrafınız neyse abonman parasını, otobüs biletini falan veririm size. Kes tatavayı, tamam. Anladık, bir yanlışlık olmuş. Madem kocan yeğenini çok seviyor, o zaman dediklerimizi yapacaksınız. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Şimdi beni iyi dinle. Kızı istiyorsanız 100.000 YTL fidye vereceksiniz. Yuh! 100.000 YTL eder mi? Bacak kadar çocuk. 100.000 YTL mi? Yuh! Ay delirmiş bu adam. Kardeşim sen bana 50.000 YTL ver. Onun aynısından iki tane daha ben sana vereyim. Deli midir nedir? Aslı Hanım, ne diyorsunuz? Bana bak, sabrım taşmaya başlıyor. Tamam, tamam da beyefendi. Şimdi biz 100.000 YTL'yi nereden bulalım? O beni ilgilendirmez. Kızı istiyorsanız parayı hazırlayın. Yarın arayıp parayı nereye getireceğinizi söyleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyefendi, anlaşıldı. Bak bu arada polise falan haber verirseniz kızı öldürürüz, haberiniz olsun. Tamam, tamam beyefendi, tamam, tamam. Siz bir şey yapmayın. Aferin, akıllı olursanız yarın kız sağ salim elinizde olur. Tamam mı? Ne diyor manyak? Nazlı iyi miymiş? Bir şey yapmışlar mı kardeşime? Ne bileyim canım ben? Telefonda Selin manyağına kızımız nasıldı diye hatırını mı soracaktım? Selin, ne yapacağız şimdi? Ya Nazlı'ya bir şey yaparlarsa? Ay kızlar, hemen kötü düşünmeyin böyle. Allah'ım sen bizim keçilerimize mukayyet ol. Allah'ım sen Nazlı'ya yardım. Yarına 100.000 YTL'yi hazır istiyorlar. Amcama haber verelim. Hayır, ben amcanızı filan arayamam, siz kendiniz arayıp haber verin. Aşmayacağım, kızacak bana. Hani sahip çıkamadı diye kızacak bana, kızacak. Ay ne yapacağım ben, ne yapacağım? Yutum, veletlerim benim başıma iş açacağını bile yutum. Annem burada. Annem burada yok. Bekle, gelecek annem, bekle. Siz kötüsünüz. Siz yalancısınız. Bu çocuk çok zeki ya. Evet ya, çok zeki. Tutsunu ben, tutsun. Gel bakayım. Bak, vurma. Eli de bayağı ağır be şu an. Gel bakayım sen buraya. Ekrem amcana mı söyleyeceksin? Bak şuna şikayet edecek. Ya. Ekrem amcasına çıkıyor. Ne yapsın? Amcasına güveniyor. Dur. Oğlum benim bak. Amcam bize parayı ödeyene kadar, bizi zengin edene kadar buradasın. Bir yere gidemezsin, anladın mı? Anladın mı? Abi. Ha? Bunun amcası polise gider de bize parayı vermezse ne yapacağız? Böyle şirin bir akraban olsa, zengin olsan, onun canı için 100 milyar lira vermez misin ha? Vallahi doğru söylüyorsun. Veririm be abi. Getir şu ipi. Şimdi abi bunun amcasından ben korkuyorum. Keşke izin vermeseydim Nazlı'nın dışarı çıkmasına. Ya ona bir şey yaparlarsa? Yapma, üzme kendini bu kadar. Suçlamayın kendinizi. Nereden bilirdiniz ki? Çocuklar, yapmayın böyle. Hadi bakalım, toparlayın kendinizi. Merak etmeyin, Nazlı'yı kurtaracağız. İyi ama nasıl? Adamların istediğini vererek. Herhalde o kadar parayı vermeyi düşünmüyorsun değil mi Ekrem'cim? Amcacığım, 100.000 YTL çok para. Ya bak şu kadarcık çocuk ama kafası çalışıyor işte. Aslı, hiçbir meblağ ailemin bir üyesinin saçının telinden daha kıymetli değildir. Onlar da bizim ailemizin üyeleri. Kurtaracağız Nazlı'yı.
Aa, haklısın tabii. Verelim. Verelim vermesine de. Yani bu kararı aceleye getirmesen diyorum Ekrem'cim. Yani Mevla büyük oldukça, öyle değil mi? Bence polise haber verelim. Hem ne demişler hayatım? Olur böyle bakalar, Türk polisi yakalar değil mi? Aslı, sen söylemedin mi? Adamlar sakın polise haber vermeyin dediler diye. Ben dedim değil mi? Ben dedim ben. Aa, jandarma demediler, jandarmaya haber verebiliriz. Evet, evet. Aslı saçmalama. Ay ben üzüntüden ne dediğimi farkında mıyım hayatım? Gidiyor göz göre göre o kadar para, eli sümüklü çocuğuna gidiyor. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi yukarı çıkın, bir elinizi yüzünüzü yıkayın, kendinize gelin. Bozmayın moralinizi, kurtarıcıyız Nazlı. Teşekkür ederiz amcacığım. Rica ederim ya. Ben de 100.000 TL istiyorum. Vermezseniz tutarım nefesimi. Kıvılcım, çocuğum oyun değil bu. Ya bana ne, ben de istiyorum. O böceklere veriyorsunuz da bana neden vermiyorsunuz? Tutuyorum işte. Ha, yapma, yapma. Ay deli oluyorum sen bunu yapınca. Tamam, ben sana vereceğim 100 milyarı, vereceğim. Hadi prensesim, sen odana çık bakayım şimdi. Nefes al. Hadi, hadi. Sakin ol, tamam. Bakma sen ona hayatım. Üzüntüden ne dediğini bilmiyor canımın içi. Neyse. Vermeyeceksin değil mi parayı hayatım? Zülfikar, şu benim küçük portföyümü getir de banka hesaplarına bir bakayım, yeterli meblağ var mı? Eğer zaten yeterli para yoksa bankada biraz zinet bozdururuz. Ne? Ne? Ne dedin? Ne dedin? Allah kahretsin. Aslıcığım, harap etme kendini. Kurtarıcıyız Nazlı'yı. Kahretsin. Ne yapacağız şimdi? Amcamızın o parayı vermesine seyirci mi kalacağız? Bilmiyorum. 100.000 TL. Bu onlar için bile çok fazla. Of. Ama o para olmadan Nazlı'yı nasıl kurtarırız ki? Aslında bize yardım etse Selena yardım eder ama. Ama Nazlı olmadan Selena'yı çağıramıyoruz. Acaba ikimiz çağırsak duyar mı? Belki de, denemeye değer. Tamam. Selena, Selena, Selena. Of, olmuyor. Yapacak bir şey yok. Selena'nın kendiliğinden gelmesi için dua etmekten başka. Nazlıcık ne yapıyordur acaba şimdi? Ne demişti rüyandaki aksakallı dedi, anlat bakalım. Hayatım sorma. Acayip enteresandı. Ne dedi biliyor musun? Kızım Aslı dedi. Aslı dedi, adımı biliyor yani. Gerçekten mi? Gerçekten Ekrem. Sonra dedi ki bu dede, dedi ki bana Aslı dedi. Sakın dedi bu parayı dedi tanımadığınız bilmediğiniz bu fidyecilere vermeyin dedi. Paralarınız heba olur, uçar gider, havalara kül olur gider dedi. En iyisi polise haber verin dedi. Ah Aslı'cığım, Nazlı'nın kaçırılmasına o kadar üzüldün ki bak rüyalarına bile girdi. Ay evet hayatım, yani üzüntüden sabaha kadar uyuyamadım. Sağdan sola, soldan sağa böyle döndüm durdum. İşte 5 dakika uyumuşum, onda da bu dedeyi gördüm. Biliyorum, sen de Nazlı'yı çok seviyorsun, aynı benim gibi. Ama polise haber verirsek çocuğun hayatı tehlikeye girer. Onun için bu parayı fidyecilere vereceğiz. Ama aksakallı dede... Aslı! Bırak şu aksakallı dediği, zaten rüyaların hep tersi çıkar. Ne yani? Şimdi göz göre göre 100.000 TL'yi verecek miyiz el alemin fidyecilerine? Evet. Hayatım bari pazarlık falan yapsaydık. Fiş almayacağız falan desek belki de indirim yaparlar. Aslıcığım saçmalama. Çocuklar siz ne arıyorsunuz burada? Kapının önündeydik amcacığım. Belki Nazlı çıkar gelir diye bekledik ama. Ay çok güzel. Aferin.
aferin yani size. Bir de sizi kaçırsınlar, bir de sizin için fidye. Yani bir de sizin için üzülelim değil mi? Hem siz niçin okul için hazırlanmadınız bakayım? Okul mu? Amca biz bu durumda nasıl okula gidelim? Evet amcacığım, izin verin de bugün okula gitmeyelim. İşte fırsat. Kayıtlarını sildir. Madem okumaya hevesleri yok, kayıtlarını sildir. Merhaba Ekroş. Hayatım, bu kızların zaten okumaya filan niyetleri yok. Ben birkaç güne kadar gider, Fitnat Hanım'a sildiririm kayıtlarını, sen hiç merak etme. Biz gibi kış kursuna filan göndeririz canım, ne olacak? Aslı saçmalama, ne kayıt sildirmesi? Çocuklar sadece bugün için okula gitmek istemiyorlar. Özel bir durum. Ah, öyle mi? Ay pardon, ben Nazlı'nın üzüntüsünden ne dediğimin, ne duyduğumu farkında mıyım Ekrem? Çocuklar, merak etmeyin, Nazlı'yı kurtaracağız. Hem siz evde olsanız da ona bir faydanız dokunmaz ki. Onun için hadi gidin siz şimdi okul için hazırlanın. Ben zaten para bulmaya gideceğim. Şirkete giderken sizleri de okula bırakayım, tamam mı? Peki amcacığım, siz öyle diyorsanız. Aa, bu arada çocuklar, Nazlı'nın kaçırıldığını okulda sakın kimseye söylemeyin. Eğer polisin kulağına giderse Nazlı'nın hayatı ciddi olarak tehlikeye girer. Peki amcacığım. Aksakallı dede. Kahve var mı? Var. İzledin mi? İzledim. Bu tipler hep kaçmaya çalışırlar. Başlarında iki tane salak adam olur. Bunlar bir şekilde adamları kandırıp kaçarlar. Ama bu sefer ben her şeyi düşündüm. Ben tuvalete gidiyorum, kızın başından ayrıldım. Gerekirse aksiyon isterim, tamam mı? Sen neden söz ediyorsun bakayım? Dostunuz halk arasında lüks model avlanma... Karnın aç mı? Yeme makinesi denen türden... Bak böyle yaparsan güçsüz düşeceksin ha. Kanal değiştireyim mi, ister misin? Pekala, tamam Morris. Uğraşma boşuna, gemici düğümü attım. İki sene Tuzla tersanesinde çalıştım ben. Bak hala uğraşıyor, boşuna uğraşma demiyor muyum ben? Mümkün olduğunca az konuş, çocuğu teslim ettiğimizde fazla anlatacak şey olmasın. Hala aramadılar bu adamlar. Allah veri de Nazlı'ya bir şey yapmış olmasalar. Aaa! Nazlı gitti! Küçük ceylanım Nazlı gitti! Küçük yaşta gitti! Aslı! Abartma, çocukları da korkutuyorsun. Haklısın hayatım. Yani sakin olmak lazım. Çocuklara da kötü örnek olmayalım değil mi? Canlarım merak etmeyin, kardeşiniz kurtulacak. Amcanızın da paraları cebimizde kalacak. Nazlı'ya bütün bu paralar feda olsun. Tabii haklısın ama paramız da cebimizde kalsa hiç fena olmaz değil mi canım? Bak, bir çanta dolusu para. Bu paraların hepsi neden senin olmasın? Ha? Hayatın boyunca hep şoförlük yapacak değilsin ya. Hem o güzel kız senin gibi bir şoför parçasından değil, daha varlıklı, daha zengin birinden hoşlanır değil mi? Hadi al o parayı. Kırma beni. Al, al. Ekrem Bey. Nazlı'yı kurtarın. Şoför değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Pis dürüstler. Şişko. Hem dürüst hem şişko. Üzülmeyin böyle kızlar. Ekrem Bey kurtaracak küçük kardeşinizi. Silin bakayım güzel gözlerinizi. Müstesna. Bana buz gibi bir su getir bakayım. Emredersiniz hanımefendi. Bir şekilde Selena'yı çağırmamız lazım. Nazlı olmadan Selena'yı çağıramayız. Nazlı burada olmadığına göre... O zaman biz Nazlı'nın yanına gideceğiz. Yani bir çaresi olmalı. Selena'yı mutlaka çağırmalıyız. Şşşş! O nerede? Ulan alo? Para hazır mı? Para hazır, tam 100 milyar. Güzel. Şimdi parayı söylediğim adrese getireceksin. Tek başına ve silahsız geldi. Sakın polise falan gitmeye kalkma. Benim canımı sıkma, çocuğu bir daha göremezsin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ama bir dakika. Bir dakika. Önce Nazlı'nın sesini duymak istiyorum. Demek adı Nazlı ha? Hayatta olduğu konusunda size niye güveneyim? Önce Nazlı'nın sesini duyayım, sonra parayı alacaksınız. Parayı bize teslim ettikten sonra istediğin kadar duyarsın. Şimdi benim canımı sıkma. Sakın polise falan gideyim deme. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Bir bakmışın karakol çıkışındayım. Belki telefonlarını dinliyorum.
Belki de evine kamera yerleştirdim. Hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi adresi yaz. Yazıyorum. Canım vereyim ben. Evet. Evet, biliyorum. Evet, biliyorum. Tamam, tamam, tamam. Bir saate kadar. Tamam. Evet, adresi aldım. Paralar da hazır. Şimdi gidiyorum. Bir saat içinde geri dönmezsem polisi arayın. Ekrem, gitme Ekrem, gitme. Gitme, gitme. Sen gidersen ne yaparım ben? Ne yaparım bu koskoca evde dul başıma? Gerçi satıp daha küçük bir yer alırım ama gitme, gitme. Ekrem Bey! Ben de geleyim, yalnız gitmeyin. Yok, bu doğru olmaz Zülfikar. Seni benim yanımda görürlerse Nazlı'ya bir zarar verebilirler. Onun için tek başına gideceğim ve değiş tokuşu yaparak Nazlı'yı kurtaracağım. Ah. Şimdi yukarı çıkıyorum, üstümü değişeceğim ve hemen fırlıyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle gitti. Ay gitti adam, vallahi gitti ya. Ne yapman gerektiğini biliyorsun Serena. Söylemiştim. Sadece bir insanı kötü yapacaksın. Nazlı'nın hayatı senin elinde Selena. Sana kötü şanslar. Senaryo çok basit. Genç çocuk, yaşlı emekli amcaya yardım edecekmiş gibi yaklaşıp bankamatikten çektiği parayı alıp kaçar. Ama bu çok kötü bir şey. Bunu ben nasıl yaparım? Yapamazsam da Nazlı ölebilir. Yapmak zorundayım. Başka çarem yok. Yardım edeyim mi amcam? Vallahi iyi olur. Bu yeni şeyleri ben pek beceremiyorum. Bir zahmet maaşımı sen çekiver. Çekmem mi amca? Hem de nasıl? Buyur. Şifren ne amca? 21.09. Hanımın doğum tarihi. Hadi bana el alın. Aa, dur evlat. Yapamayacağım. Ne oldu evlat? Niye önce kaçtın sonra geri geldin? Kaçmadım amca. Bu bankamatikte para kalmamıştı. İlerideki diğer bankamatikten çektim parayı. Allah Allah. Neyse sağ ol. Sen olmasaydın bu parayı çekmek için 2 saat uğraşacaktım. Rica ederim amca. Ne demek? İyi akşamlar. İşte olması gereken bu. Ama ben bu şekilde Nazlı'yı nasıl kurtaracağım? Bilmiyorum. Ne güzel çocuk değil mi? Ama 100.000 YTL'den fazla eder bu kız. Bak ne diyeceğim. Sen bu adamdan daha fazla para koparabilirsin. 100.000 YTL'yi bu kadar kısa sürede hazırladığına göre. Değil mi koç? Hadi, hadi. Tabii ya. Ben bunu niye daha önce düşünmedim ki? Neyi abi? Biz bu adamdan daha fazla para koparabiliriz abi. Bu kadar parayı kolayca toparlayan adamda daha çok para vardır. Doğru söylüyorsun abi. Keşke baştan daha çok para isteseydik. Arayıp daha fazla isteyelim mi abi? Olmaz. Niye abi? O zaman acemi olduğumuzu düşünür ve polise gider ama. Doğru diyorsun. Ama eğer... Eğer ne? Parayı alıp Nazlı yerine başka bir şey teslim edersek... Büyüksün abi! Sağ ol! Sağ ol. Bu
Vallahi hiç kusura bakmayın Ekrem Bey. Sizi o adamların yanına yalnız göndermeye gönlüm razı olmazdı. Biz de razı olamazdık. Değil mi ya? Hem sonuçta adamların ne olduğu belli değil ki. Ya parayı aldıktan sonra Ekrem Bey'e bir şey yapsalar? Evet, adamdan kötü adam sonuçta. Kim konuşuyor? Kim var orada? Biz varız Zülfikar abi. Kızlar, ya ne işiniz var sizin burada? Ya Zülfikar abi, Nazlı kaçırıldı. Elimiz kolumuz bağlı mı dursaydık? Tamam tamam, geri götürüyorum sizi. Nasıl geri götüreceksin? Ekrem amcaları takip etmemiz lazım. Evet, bizi geri götürürsen onları bir daha bulamazsın. Ya kızlar, inanamıyorum size ya. Ne kadar kafanıza göre iş yapıyorsunuz ya. Of. Hadi. Hiçbir şey sızmam. Sen de sabaha kadar yaz, Allah yaz. Beş kızla aynı anda konuştum, hiçbiri anlamadım ha. Yapma be abi ya. Ya onlar da aynı şekilde beş kişiyle konuştuysa? Yapacağım. Bu sefer kötülük yapacağım. Bunu Nazlı için yapmak zorundayım. Uf, of Hades, of! Hakeme dua edin oğlum. Farktan kurtardı sizi be. İkinci yarın bunun intikamını alacağız be oğlum. Yeni transferler daha takıma alışamadı. Eğer bu iki grubu kavga ettirirsem... ...kötülük yapmış olurum ve Hades bana gizli odanın anahtarını verir. Bu sayede Nazlı'yı bulabilirim. Bunlara kıl kaptım abi. Ben de kıl kaptım, iyi mi? Şunlara baksanıza. Bize bakıyorlar. İçimden kavga etmek geldi bunlarla. Benim de. Dövelim lan şunları. Dövelim. Yapamıyorum, yapamıyorum. Ama Nazlı'ya nasıl ulaşacağım, nasıl bulacağım onu? Of, ne yapmam gerekiyor? Ben söyledim sana Selena. Sadece bir insanı kötü yapacaksın o kadar. Çok mu zor bu ya? Ha? Kaldır ellerini, kaldır! Silahım yok, silahım yok! Temiz mi abi? Temiz. Para nerede? Önce kız, önce kızı verin. Pazarlık yapacak durumda değilsin, para nerede? Kızı almadan parayı unutun. Kızı verin, paranızı alın gidin. Kız burada. Çanta, çanta nerede? Çanta arabanın bagajında, bagaj açık. Numara yapmak yok ha. Biz parayı alacağız, sen de kızı alıp gideceksin. Kızın iyi olduğunu bilmem lazım. Yarun bağır biraz, amcan sesini duymak istiyor. Amca, amcacığım ne olur kurtar beni. Ne olur amcacığım. Nazlı, dayan yavrum, geliyorum. Hadi parayı aldınız, gidin artık bak. Adem gel. Tamam. Anlaşmamız böyleydi. Parayı verdim daha ne? Hepsi... Düzenli alınma sakın. Arkamızdan gelmeni istemiyoruz. Bu arada küçük kızımıza çok iyi bak, oldu mu? Yemek saatlerini sakın kaçırma. Adi herifler. Nazlı. Amca, Nazlı nasıl inandım ben bu salaklara? Ah ne Nazlı. Olur, ah ne yaptım ben? Allah kahretsin. Nazlı'yı getirmemişler. Kandırdılar.
kızlar tamam. Bu kadar gidiyor, ne yapayım? Yoklar. Evin hiçbir yerinde yoklar. Ya yanlış bir şey yaptılarsa? Umarım yapmamışlardır. Hadi ya! Kaçıracağız adamları ya! Acaba Nazlı'yı indir. Ekrem amcayı da orada bıraktık. Ya Ekrem be, başını çarizle bakar ya! Nazlı'ya bir şey yapmasalar ya! Of, İnşallah Nazlı indir. Ha kızlar! Kızlar sessiz! Sessiz! Bak bak durdular dur! Şşt şşt!